güzel tesisin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Esasen yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisimizin resmi açılışını yapmak bugüne bizlere nasip oldu. Günde 48 öğrenciye at biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesisimize bilhassa gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Nitekim salgın şartlarına rağmen 110 öğrenciyle faaliyetlerine devam eden tesisimizin önümüzdeki dönemde Ankara'nın en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum. Değerli misafirler, at, ok, güreş. Sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini tek başlarına anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir. Özellikle atın bizim kültürümüzdeki yerini göstermesi bakımından Dede Korkut Destanı'ndan bir örnek vermek istiyorum. Zindana atılan Bamsı Beyrek, kendisini 16 yıl boyunca bekleyen atına şöyle sesleniyor. At demezem sana, kardeş direm, kardeşimden ileri. Divan-ı Lukat-ı Türk'te atla ilgili tam 180 tabir yer alıyor. Dadaloğlu'nun o meşhur Aydost Bozdağ'ını hatırlayın. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder ırağı. Yüce yağdan aşan yollar bizimdir. Evet, biz de atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. Elbette at aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam Miraç yolculuğunda eşlik eden Burak'tır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme özellikle bu döneme girmiştir. Bu bakımdan at bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı devletle birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiftlikat-ı Hümayun'u da kurmuştur. Cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılanma törenlerinde muhafız alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettim. Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Halbuki kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz. Değerli misafirler, tarihçilerin bir kısmı Türk milletini ordu millet veya asker millet olarak tarif eder. Bu tanımın sembollerinden biri at ise diğeri de oktur. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beyliklerini temsil ettiği siyaset geleneğimizde bu semboller
devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu. Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı dünyaya parmak ısırtacak derecededir. İstanbul'un en önemli yerlerinden birinin doğduğum, büyüdüğüm yer olması bakımından gurur duyuyorum. Ok meydanı olması tesadüfi değildir. Osmanlı döneminde ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Aynı şekilde okçular kabza sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan ediliyorlardı. Okçuluk müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle beraber dayanışma, mücadeleyle birlikte çelebilik hasletlerini de göstermesi gerekiyordu. Aynı değerler tüm spor dallarıyla uğraşanlar için de geçerliydi. Er meydanında yiğitlik gösteren pehlivanın hayatının diğer kısımlarında da civan mert olması gerekiyordu. Atasporlarımızı ihya etmek için çalışırken aynı zamanda işte bu değerleri yeni nesillere aktarmayı da hedefliyoruz. Evlatlarımızı biniciliğe, okçuluğa, güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, atasporlarımızı insanımıza tanıtacak, özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tesisin Ankara'da geleneksel sporlarımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah şu andaki mevcut projeye bir de yaklaşık 40 dönüm civarında hemen yanı başımızdaki yeri de tahsis etmek suretiyle bu proje daha da kapsamlı hale en kısa zamanda gelecektir. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum. Bir kez daha tesisimizin hayırlı olmasını diliyor, şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı Devletlerine bir süre daha misafir edeceğiz. Takdimleri için Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Sayın Hakan Kazancı'yı davet ediyoruz öncelikle. Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Kazancı tarafından bir yay takdim edilecek. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yayın özelliği yayın ustası Josef Manus tarafından yapılmış ve günümüz geleneksel okçuluğun 3 dünya rekoruna sahip özel ve şampiyon bir yay olduğunu söyleyelim. Yayın modeli de adını Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'dan alıyor. Model adı yani Alparslan size takdim ediliyor efendim Sayın Kazancı tarafından. Sayın Cumhurbaşkanım, aynı zamanda tesisimizde ok ve yay üretim atölyemiz de mevcut. Burada gelecek olan vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz bu mesleği de burada edinme şansı bulacaklar inşallah. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım,
Sizi bir süre daha misafir edeceğiz. Şimdi açılış kurdelesinin kesim törenine geçiyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, bakanlarımızı, Ankara Valimizi, Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'ı ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekilini de yine davet ediyoruz. Ayrıca milletvekillerimizi de davet ediyoruz yine aynı şekilde. Evet, tesisimiz özellikle çocuklarımıza ve gençliğimize hayırlı olsun diyorum. Zira ideal bir gençliği yetiştirmek inanıyorum ki tüm anlattıklarımla buradan geçiyor. Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum. Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kurdele kesimle birlikte de programımız son buluyor. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımıza açılış törenimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.